Edirne Barutluk Mahallesi eski TOKİ konutlarında 1777 metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan Edirne Belediyesi Kültür Evi'nin temelleri düzenlenen törenle atıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde mahalle halkına seslenen Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Doğu Anadolu Yardımlaşma Derneği'nin uzun süredir taziye ve talebinin olduğuna değindi. Edirne 8300 yıllık tarihiyle her inançtan, her milletten, her ırktan insanın bir arada barış içinde birbirini olduğu gibi kabul ederek, değiştirmeden olduğu gibi kabul ederek uzlaştığı ve birbiriyle dayanışarak, birbirine sarılarak yaşadığı bir kent Edirne. Ve elbette bu topraklarda, bu kadim topraklarda, bu güzel şehirde yaşayan herkeste çok doğal olarak bir temel insan hakkı olarak kendi kültürünü ve kendi kültürünün icaplarını, gereklerini yerine getirmek istiyor. Tabii bunlardan en kıymetlilerinden, en değerlerinden biri de aramızdan ayrılan o sevdiklerimizi anacağımız, arkasından dualarını edeceğimiz bir taziye evi. Trakya'nın böyle bir kültürü yok. Trakya'da böyle bir gelenek yok, bir alışkanlık yok. Bugün hep beraber sizin o kadim kültürünüzü yaşatmak için, sizin atalarınızdan, babalarınızdan, dedelerinizden öğrendiğiniz ve yaşattığınız taziye kültürünü yaşatmak için Edirne Belediyesi Kültür Evi'nde ilk taziye evinin temelini beraber atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Tesisin 1777 metrekare kapalı alanda hizmet vereceğini belirten Gürkan, burasının çok amaçlı bir kompleks olacağını söyledi. Mescidi, tuvaleti, yönetim odaları ve toplantı salonlarının yer alacağı tesisin aynı zamanda birçok sosyal etkinliğe de ev sahipliği yapacağını belirten Gürkan, tesisin açılışını ise 6 Şubat tarihinde yapmayı planladıklarını söyledi. Kaba işçiliği 2 ay. Tamam. İnce işçiliği ne kadar? 3 ay. 5 ay. Bir ayda benden 6 ay. Bugün 6 Temmuz, 6 Ocak. Bir ay daha 6 Şubat. Söz mü? 6 Şubat'ta açılışını yapacağız. Söz, şahitsiniz siz de. Edirne Doğu Anadolu Yardımlaşma Derneği Başkanı Yücel Karatoprak da desteklerinden dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti. Çalışmak deriz, halk için bir şeyler yapmak deriz, millet için fedakarlıkta bulunmak deriz, tarihe bakarız, din büyüklerine bakarız, Cumhuriyeti kuranlara bakarız. Hepsinde de bu işlerin zirvede olduğunu görürüz. Kendiniz için değil, ulus için, millet için, yani halk için çalışın. Çalışmaların en güzeli kendiniz için değil, halk için, millet için, ulus olanı içindir. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.